Hayırlı günler arkadaşlar. Biliyorum kabak videolarını sabırsızlıkla bekliyorsunuz ama malum gördüğünüz hafta içi çalışıyoruz. Hayatın normale dönmesini biliyorsun mücadelesi veriliyor. Onun için pek fırsatım olmadı ama kabakları gözlemledim. Şöyle de hatta biraz çevireyim de böyle. Gözlemledim. Bu hafta epey yağış aldı. Ve bana çok gelen sorulardan biri sulayayım mı, sulamayayım mı, ne zaman sulamalıyım diye ulaşan arkadaşlar oldu. Şimdi o konuya gelelim isterseniz. Arkadaşlar, yani bizim Marmara bölgesi için söylüyorum. Bakın şöyle toprak hala daha yaş. Hani bizim bunu sulamamıza gerek yok. Aşırı sulama zaten kök hastalıkları yapar. Bunun için biz burada sulamıyoruz. Bir de bizim şöyle bir özelliği, topraklar kirli tınlı gibi. Hani su tutma kapasitesi yüksek ve taban suyu da yüksek seviyelerde. Yani buradan 50 santim aşağı bitki kök saldığı zaman gerekli suyu çekebiliyor. Bizim sulamamıza gerek kalmıyor. Şöyle aşırı kurak bir zaman olur, öyle sulanabilir ama şu an biz sulama yapamıyoruz. Onun için sizin bölgenizin toprak yapısını ve ikliminizi iyi bilmeniz lazım ve kontrol edeceksiniz. Geleceksiniz, bakacaksınız şöyle nemli mi değil mi, nemliyse sulamayın ama nemsizse sulayabilirsiniz. En ideal sulama yöntemi de biliyorsunuz damlama sulamayla. Damlama sulama yaparsanız hem yaprak hastalıklarından kurtuluyorsunuz ve az şekilde sulama, yani daha az su sarfiyatı yaparsanız çok suladığınız zaman kök hastalıklarına sebebiyet verebilirsiniz. Şu an bitkiyi size göstereyim. Bakın gayet güzel gidiyor. İçeride bir sürü kol atmaya başladı. Bunları göstereceğim ben. Bunların budamasını da videosunu ayrı çekeceğim. Zamanla görüyorsunuz her taraftan şuralar, bakın şurada çıkıyor, burada. Yani bunları biz alacağız arkadaşlar. Bunları budamamız lazım. Ve meyveyi ilk videoda söylemiş olmam lazım size. Bitki kuvvetli şekildeyken biz meyve bırakacağız. Yani ben bunda bir tane meyve bırakacağım ve bunun işte 150, 200, 300 neyse Allah nasip ederse, gayretimizde ne olursa da o ortaya çıkacak. Ama normal bal kabağı yetiştiriciliğinde arkadaşlar şundan sonra zaten bakın bir metreden sonra dişi çiçek gelecek. Şu an dişi çiçek yok, size gösteremiyorum. Olsaydı gösterecektim. Şurada gördükleriniz, bakın arkadaşlar, şunlar hep erkek çiçekler. Bunlar tozlayıcı. Yani bunlardan mesela şurada dişi olsaydı bunu it erkek organını alıp açık olan işte dişi organa batırıp nasıl yapılacağını göstereceğim. Hani hiç bu konuda tereddütünüz olmasın. Her bilgiyi size sunacağım. Ya önemli püf noktalarını sunacağım size. Ben size, sizin mesela, siz bak şöyle ölçüyorum. Bir karış, iki, işte üç karış da diyelim. İlk meyveniz çıktı. Siz o meyveyi bırakabilirsiniz ama ben onu bırakmayacağım. Ben daha şu ileriki noktalarda bırakacağım ve tek meyve üzerinden gitmeye çalışacağım. Çünkü tek ürün yetiştireceğim ben. Hani biraz büyük olması için siz daha çok meyve ve orta boylu diyelim 15-20 kilo civarında meyve elde edebileceksiniz inşallah. Diğer kabaklarda aynı bu kabakın büyüklüğünde, hatta şuradakini göstereyim. Evet, ileride sırayla gidiyorlar. Şimdi buna söylemiştim, humik asit vermemiştim. Kök çok önemli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu şöyle humik asit var içinde. Yani humik asit suya 100 litreye 250 gram civarında humik asit koydum. Bunların hepsini böyle kökten besleyeceğim. Çünkü şu kök bitkinizin güçlü olduğunu anlayacağınız yerde şu kökün kalınlığıdır. Yani bu kök ne kadar kalın olursa o kadar çok bitki besin elementi çeker.
Tabii ileriki noktalarda da ben göstereceğim size. Oradaki kökler çıkacak. Onların nasıl ekstra olarak bitkiye yarar sağladığını anlatacağım size. Bugün bir konu daha var arkadaşlar. Onu da isterseniz açıklayayım. Arkadaşlar sizin desteğinizle malum 2000 aboneye ulaştık. Bunun için söz verdiğim gibi bir çekiliş yapacağım. Kabak tohumu göndereceğim. Çok talep vardı. İsteyen arkadaşlar vardı. Hatta bazen unuttuğunu söyleyen arkadaşlar var. Unutmadık arkadaşlar. Burada yorum kısmında hepsi duruyor. Ben zaten bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Sizden ricam bu çekilişe katılmak için lütfen videoyu beğenin ve altına çekilişe katılıyorum diye yazın. Sosyal medyanızdan da bunu paylaşırsanız memnun olurum. Videolarımızın daha Türkiye'ye yayılması için bu kabak videolarının daha çok duyulması için paylaşırsanız çok memnun olurum. Kanala abone getirirseniz tabii o bizim için çok önemli. Desteğinizle büyümeye çalışıyoruz. Bugün 2000'iz, yarın inşallah 5000, 10.000, 20.000. Çekilişte 100 gram kabak göndereceğim arkadaşlar. Kabak çekirdeği. Birkaç arkadaşa göndereceğim. Onun videosunu hafta içi çekeceğim. Hem de çekilişi orada yapacağım. Siz burada aşağıdaki yorum kısmına katılıyorum yazın. Ben isimlerinizi hepsini kaydedeceğim. Ama videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.